Esselamu aleyküm sevgili seyirciler. Kavram Atölyesi programına hoş geldiniz. Kavram Atölyesi programı bugün TV 111 ekranlarında ilk defa huzurlarınıza gelecek. Kavram Atölyesi'nde kavramları konuşacağız. Risale-i Nur Külliyatı içerisinde geçen kavramları, terimleri konuşacağız. Tabii bunu biz bir uzmanla birlikte, Kenan Demirtaş'la birlikte konuşacağız. Yıllarını Risale-i Nur çalışmalarına adamış, bunu bir eser olarak da Risale-i Nur Külliyatı'nda söz basım yayının yayınladığı bir eserde de sizler muhakkak yayınlarından ulaşmışsınızdır. Kavramlar Atölyesi'nin belki çıkış noktası bu söz basım yayının hazırlamış olduğu kavram çalışmaları. Bugün inşallah hem kavram nedir, terim nedir, kavram çalışmalarına niye ihtiyaç var onları konuşacağız. Belki birkaç kavram örneğiyle de inşallah kavram dünyasına ilk adımımızı atmış olacağız. Hoş geldiniz diyelim ve buradan başlayalım inşallah. Hoş bulduk. Evet, kavram çalışması, kavram Risale-i Nur Külliyatı içerisinde kavramlar listesi, söz basım yayında daha çok gördüğümüz bir çalışma. Sizin yıllarca içinde bulunduğunuz bir çalışma. Risale-i Nur'un dili nasıl bir dil ki kavramlar çalışmasına kadar geldi? Bunun için ayrı çalışmalar yapılıyor. Yani anlaşılması zor, sözlüğe ihtiyacı olan bir dil midir ki? Hani böyle bir ekstra çalışmaya ihtiyaç var. Evet, teşekkür ederim. Şimdi Risale-i Nur tabii bize unutulmuş bir dilin tekrar ihyası dirilmesi için önümüzde önemli bir örnektir. Yani Kur'an-ı Kerim'in bazı tabirleri var, bazı ifadeleri, kelimeleri var. Ki günlük hayatımızda biz bunları kullanmıyoruz. Bir de Osmanlı'nın son döneminde başlayan ve günümüze kadar gelen o kelimelerin yerine kullanılmış başka kelimeler var ki biz onlara aşinayız. Onlarla ülfet etmişiz, alışmışız onlara. Fakat öteki Kur'an-ı Kerim tabirlerini, kelimelerini unutmuşuz. Evet. Şimdi dolayısıyla Risale-i Nur bir Kur'an tefsiri olması hasebiyle Kur'an-ı Kerim'in içindeki bu terimleri bizlere olduğu gibi veriyor. Ta ki o Kur'an'la bizim bağımızı ne yapıyor? Muhafaza ediyor. Evet. Hatta muhafaza etme, korumanın yanında yani Kur'an-ı Kerim'in o tabiratına bizi ulaştırıyor. Şimdi aslında kavram, terim ve sözlük denilen kelimelerin üç tane böyle manası vardır. Buraya girmemiz lazım önce ki ne olduğu biraz daha anlaşılsın. Malum kelimelerin bir sözlüklerde geçen manaları var. Evet. Bu nedir mesela? Sözlükte bir tarifi vardır. Diyelim ki cüz'i kelimesi. Cüz'i sözlükte der ki az, küçük, işte basit gibi manalarda kullanılır sözlükte. Bu sözlüğü açtığımız zaman bulacağımız manadır. Fakat onunla siz Risale-i Nur'un yani bir Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur'un içine girdiğiniz zaman o manalarda da kullanılmıştır o kelime. Oradan istifade ama bu özel terim manasında kullanılan yerler de vardır. Eğer siz sözlük manasını oraya yüklemeye kalkarsanız orayı anlayamazsınız. Ya da yanlış mana verirsiniz. Farklı bir mana verirsiniz. Çünkü özel bir manadır terim. Şimdi cüz'i kavramı az önce söylediğimiz gibi mesela az, küçük vesaire. Mesela cüz'i bir maaşla geçiniyorum dersin. Ne demek? Az bir maaşla, az bir aldığım işte efendim mesela maaşla ondan idare ediyorum demektir. Şimdi bu kelime az anlamına geliyor ama mesela mantık ilminde fert ve birey anlamında kullanılıyor cüz'i kelimesi. Şimdi fert nerede, birey nerede? Mana itibarıyla az nerede? Evet. Şimdi mesela bir cümle geçiyor Risale-i Nur'da. Kur'an-ı Hakim'de çok hadisatı cüz'iye vardır ki her birisinin arkasında bir düsturu külli saklanmış diyor. Şimdi Kur'an-ı Hakim'de çok hadisatı cüz'iye var. Hadisat olaylar demek. Cüz'i hadiseler, olaylar vardır. Cüz'i olaylar var. Yani cüz'i burada az, küçük, basit olaylar anlamında kullanılırsa o zaman Kur'an-ı Kerim'de çok basit olaylar varmış olur. Var mı böyle bir basit olay? Haşa, böyle bir şey yok.
Veya işte sıradan böyle hani bir olaymış gibi biz anlarız onu. Halbuki burada kastedilen o değil. O manaya terim manası yüklenmiş. Yani mantık ilmindeki mana. Cüz'i demek fert demek. Yani Kur'an-ı Kerim'de bireysel, ferdi birçok olay vardır ki onun arkasında külli bir düstur saklanmış. Ya da külli bir düsturun ucu olarak gösteriliyor. Kanun yani kanun ucu olarak gösteriliyor. Evrensel bir kanun var. Ama ferdi bir olayla, bireysel bir olayla gösteriliyor. Mesela Musa Aleyhisselam'ın başından geçmiş bir olay. Veya işte Nuh Aleyhisselam'ın başından geçmiş bir olay. Ya da İbrahim Aleyhisselam'ın başından geçmiş herhangi bir peygamberin ferdidir. Bir tek peygamberdir. Onun başından geçmiş bir olay demektir. Arkasında düstur külli saklanmış. Büyük bir düstur kanun saklanmış. Veya o kanunun ucu olarak o olay sana gösteriliyor. Ben genellikle şu örneği veriyorum. Çünkü hepimizin bildiği bir örnek. İşte fizik kitabını, kimya kitabını okuruz böyle şeyde, ortaokulda, lisede okuduğumuz. Orada bize fizik kitabında şöyle bir örnek verildi. İşte Newton'un başına bir elma düşmüş. O elmanın düşmesiyle yer çekim kanunu bize anlatılıyor falan deriz. Şimdi Newton ne yapmış? Olaya göre bir elma bahçesinde, elma ağacının altına oturmuş. Otururken başına dank diye bir elma düşmüş. Ha onun aklı da dank etmiş. Demiş ki yer çekiyor falan diye. Şimdi bu bireysel bir olaydır değil mi? Bir elma düşüyor Newton'un başına. Bireysel bir olay. Ama bunun arkasında ne var? Külli bir kanun var. O elmanın düşmesiyle ne anlatılmak isteniyor bize? Ya da hangi kanunun ucu olarak gösteriliyor? Yer çekim kanunu. Yer çekim kanunu evrenseldir. Şimdi ya da işte Arşimet su da yıkanıyormuş da hamamda efendim su onu kaldırınca o da birdenbire Newton gibi demiş ki su kaldırıyor, kaldırma gücü var. Suyun kaldırma kanununu bulmuş. Bize ama o tarzda anlatılıyor. Hatta biraz daha böyle hani mizansen şeklinde işte hamamdan çırılçıplak çıkmış da avruka avruka demiş, buldum buldum demiş falan filan. Bir bireysel olay olarak anlatılıyor ama arkasında aslında suyun kaldırma kanunu ne yapılmış oluyor? Gösterilmiş oluyor. Suyun kaldırma kanunu evrensel bir kanundur. O evrensel kanunun ucu olarak bize o şeyin Arşimet'in hamamdaki hikayesi anlatılıyor. Şimdi siz bunu doğrudan doğruya bir hikaye olarak alırsanız bir hikayedir. Newton'un başına düşen elma da Arşimet'in suyu kaldırması da bir hikayedir yani sıradan. Herkesin başına gelebilecek bir olaydır. Yani hiç kimsenin başına elma düşmemiş midir? Düşmüştür. Sıradan bir hikaye. Ama arkasındaki kanunun ucu olarak anlatılması bu hemen farklı bir olay olarak bize görünüyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de de işte böyle çok cüz'i hadisat yani bireysel anlatılan böyle olaylar vardır ki arkasında o yer çekim kanunu gibi, o suyun kaldırma kanunu gibi evrensel kanunlar ne yapılmış? Gizlenmiş. Yani onların ucu olarak o olaylar bize anlatılıyor. Diyelim ki mesela işte Musa Aleyhisselam'a bir inek kesmesini Cenab-ı Hak emretmiş. Bu inek kesme hadisesinin arkasında bir ne var? Evrensel kanun var ki o şey yapıyor. Sosyal, psikolojik bir kanun var orada. Onun ucu olarak orada anlatılıyor. Dolayısıyla siz buna az, küçük, basit manasını verirseniz bu manaya ulaşamazsınız. Ama bireysel olay olarak siz onu değerlendirirseniz, mantık ilmindeki o terimin manasını verirseniz buradaki neticeye ulaşabilirsiniz. Demek Kur'an-ı Kerim'deki hikayeleri sıradan bir hikaye olarak okumamak lazım. O hikayeler belki herkesin başından da geçebilir. Ancak o hikayelerin arkasında, hikaye demeyeyim ben kısa diyeyim çünkü hikaye ile kısa arasında fark var. Hikaye kıssaların arkasında evrensel kanunlar vardır. O evrensel kanunların uçları olarak o kıssalar orada anlatılıyor. Kıssa ile hikaye arasında fark dedim. Kıssa gerçekliği olan tarihsel tarihi olaylardır. Yani mutlaka yaşanmış. Olayın orada bize anlatımıdır o. Hikaye ise gerçek olmuş, yaşanmış ya da yaşanmamış herhangi bir olaydır. Siz onu bir kurgu şeklinde de anlatabilirsiniz hikayeyi. Yani yaşanıp yaşanmaması önemli değil hikayede. Ama kıssada mutlaka yaşanmış olması lazım. Onun için Kur'an-ı Kerim'deki anlatılan o olaylara adına kıssa denir. Hikaye denilmez. Çünkü mutlaka onlar tarihte gerçekleşmiş
Ve bu gerçekleşen o olay, o hadise evrensel bir kanunun ucu olarak bize gösteriliyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bu bakış açısıyla baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim yani belirli bir döneme hitap etmeyen yani zamanlar üstü bir kitap olarak gözümüzün önünde canlanır. Belirli bir döneme, belirli bir zamana hitap etmeyen evrensel böyle zamanı geniş her asra hitap edebilecek eden bir kitap olarak ne yapar? Önümüze gelir. Şimdi niye? Çünkü kanunlar değişmez ki. Olaylar değişir ama kanunlar değişmez. Şimdi olay tarihte cereyan etmiştir ama bir kanun ucu olarak bize gösterildiği gibi, gösterildiği için bir kanun ucu olarak o kanunlar değişmez. Newton geçmişte yaşamıştır. Tarihi bir olaydır ama o evrensel bir kanun ucu olarak gösteriliyor o hikaye. Yani nedir? Yer çekim kanunu. Newton ölüp gitmiştir. O olay yaşanıp tamam bitmiştir. Tarihin derinliklerinde kalmıştır. Ama yer çekim kanunu halen daha devam ediyor. Bu geçmez. İşte Kur'an-ı Kerim'deki hikayeler tarihi olaylardır. Tarihi kontekst içerisinde değerlendirebilirsiniz bunu. Ancak onun arkasında gösterdiği kanunlar evrensel olduğu için onlar devam eder. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in hükmü sadece 1400 sene önceki insanlara hitap etmez. Şu zamana da hitap eder. Bundan sonra bir 500 sene daha geçse onlara da hitap eder. Veya Allah ne kadar ömür vermişse dünyaya o kadar da yaşasa o Kur'an-ı Kerim'in hükmü değişmez. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki kanunlar o halde evrensel dediğimiz, cihan şumul dediğimiz zamanı geçmeyen kanunlardır. Çünkü mesela yer çekim kanundan bahsettik. Yani 1400 sene önceki insan havaya zıpladığı zaman yere düşüyordu. Şimdiki insanlar 1400 sene geçti. Havaya zıpladığı zaman havada mı kalıyor? Onlar da düşüyor. Belki 1400 sene daha geçse 1400 sene sonraki insan da havaya zıpladığı zaman o da yere düşecek. Çünkü kanun değişmez. Bu kanunları bizim keşfetmemiz işte bu bireysel dediğimiz, ferdi dediğimiz olayların arkasındaki kanunları keşfetmekte olur değil mi? Evet. Şimdi bir cüz'i kelimesinden bahsettik. Külliye girmedik daha. Ama burada bir nedir? Terim var. Cüz'i terimi. Bu terimi yakalarsak bu tip yorumlara girebiliriz. Ama terimi yakalamayıp sadece sözlüğü açıp da sözlük anlamına bakarsak bu manayı yakalayamayız. Keza mesela rububiyet var, uluhiyet var, keza mesela ilim var. Bizim bildiğimiz ilim acaba Kur'an-ı Kerim'in kastettiği ilim mi? Kur'an-ı Kerim nasıl bir ilimden bahsediyor ki onu çok över, bilenlerle bilmeyenler bile olur mu diye. Ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hadis-i şeriflerinde mesela der ki alim ile abid arasında yani ibadet edenle alim arasındaki fark benimle ümmetim arasındaki fark gibidir der. İlmi böyle över. Bir peygamberle ümmeti arasında ne kadar fark var? Ha bir alimle abid arasında da o kadar fark var der. Bu kadar övdüğü o ilim bizim anladığımız ilim mi? Veya ilimden ne kastediliyor? Yani öğrendiğimiz bir takım bilgiler mi? Bilgilerden ibaret mi? Yoksa o bilgilerin özümsenip sıfat haline gelmiş çok özel bir manayı mı ifade ediyor? İlim bir terimdir. Aslında belki şuradan başlamak mı lazım? Yani evet. Risale-i Nur külliyatı içerisinde kaç tane böyle terim, böyle kaç tane kavram var? Evet. Şimdi siz cüz'i dediğiniz zaman biz sözlükten bakınca evet fert, küçük, az gibi manalarla karşılaşabiliyoruz ama... O ferdi bulamazsın sözde yani. Evet, yani az, küçük olarak karşımıza çıkıyor ama böyle anlatıldığı zaman başka bir dünyaya ait bir şey olduğunu evet. anlıyoruz. Yani başka bir derinliği olduğunu orada anlıyoruz. Orada cüz'i diyorsun ama o cüz'i kelimesinin arkasında koca bir alem var. Koca bir mana dünyası var. Evet. Dolayısıyla ilk soruma dönecek olursam hani yani Risale-i Nur anlaşılamayan bir eser değil. Böyle taşları yerine oturtulduğunda çok daha derin ufuklara insanı götürebilecek bir eser. Yani anlaşılamıyor olması aslında herhalde metodunu çok iyi kavrayamamış olmamızdan kaynaklanıyor evet. anladığım kadarıyla. Ve kavramlar bunun için bir yol değil mi? Yani evet. Risale-i Nur doğru bir şekilde yani üstadın anlatmak istediği şekilde anlatmak adına, anlamak adına bir metot diyebilir miyiz evet. kavram çalışmalarına? Tabii öyledir. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'i bize Üstad Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur tefsirinde anlatmış.
onun anlattığı şekilde anlamak farklı, senin kendi anladığın farklı bir şeydir. Ha onun bize, yani Kur'an-ı Kerim'in bize anlatmış olduğu o manaları onun anlattığı şekilde anlarsak doğruyu yakalamış oluruz ve orada bir inkişaf olur, gelişme olur. Ama biz kendimize göre anlarsak bir şekilde o kelimelere kendimize göre mana da verebiliriz. Veya sadeleştirip efendime söyleyeyim kendi anladığımız manayı da ona yükleyebiliriz. Bu defa ne olur? Kuşa döner. Yani hakikaten tahrif olur. Evet. Çünkü o terimler yani böyle bir iki kelimeyle izah edilecek manalar değil. Belki yarım sayfada, bir sayfada, belki 200 sayfada anlatılabilecek manalar onlar. Yani izah ettikten sonra o kelime tam yerli yerine anlatıldıktan sonra ha cümlenin içine o kelimeyi koyduğunuz zaman o cümle orada canlanıyor, hayatlanıyor. Yani o sıradan ceset halinde olan o cümle birdenbire hayatlanıyor, bir canlı varlık haline geliyor. Arkasında birçok alemi ne yapıyor? Anlatan bir cümle haline geliyor. Evet. Bu manada, çok özür dilerim ben girmeyeyim, Kastamonu layıkasına girmeden önce. Bu manada Risale-i Nur'un içerisindeki bu kelimeleri biz anlamıyoruz demeleri insanların çok normaldir. Çok çok normaldir. Siz gene o şeyinizi unutmayın, sorunuzu. Evet, evet, evet. Ben şöyle girmek istiyorum. Daha önce de bir misal olarak verdim. Mesela bir futbol seyrediyoruz. Televizyonda futbol seyrediyoruz. Ki biliyorsun senin kardeşin Ömer futbola düşkün. Eve gelmiş. Maç var. Şimdi seyrediyoruz. Hangi takımı tutuyoruz oğlum? İşte Galatasaray tutuyoruz. Tamam, Galatasaray olsun. Şimdi bu taraf Galatasaray, bu taraf işte diyelim ki Fenerbahçe veya bir başka takım. Yabancı takım ya da. Şimdi maç seyrediliyor. Ben bakıyorum Galatasaray şimdi tam böyle kalenin önüne gidiyor. Kalenin önüne git de gider gitmez tam gol atacak. Kalede bomboş. Hakem oradan tırırt düdük çalıyor. Durduruyor maçı. Dedim kızıyorum. Niye durduruyor ya? Tam gol atacaktı. Diyor ki offside. Offside de nereden çıktı ya diyorum. İşte offside ne demek? Şimdi anlatıyor bana. Diyor ki offside karşı takım işte efendime söyleyeyim karşıki rakip kalenin işte kaleye gittiği zaman eğer topun çıktığı an karşı kalecinin oyununun oyuncusunun önüne geçmişse offside oluyor. Ne olacak? O zaman gol atsa bile gol sayılmaz. Ne olacak? İşte yeniden başlayacak falan. Top hareketi. Allah Allah. Sonra ne oldu? Bir top vuruyor. Sahanın dışına çıkıyor. Diyor ki bu taç oldu. Sonra bir daha topa vuruyorlar. Ondan sonra gidiyor korner oldu. Gene sahanın dışında. Bir sahanın dışına çıkıyor. Taç oluyor. Yine sağ çizgisinin dışına çıkıyor. Gene korner oluyor. Sonra gene çıkıyor. Korner falan olmuyor. Diyorlar ki out. Kaleci alıyor topu vuruyor. Ya bunlar ne? Şimdi anlatıyor bana tabii çocuk. Diyor ya işte gene rakip kalesinin oyuncusu eğer topa vurup da rakip kalenin diyor dışına çizgisinin dışına çıkmışsa nedir bu? Bu bir defa out olur. Ne olacak? O kaleci atacak artık serbesttir. Kimse dokunamaz. Eğer kendi tarafının kalesinin o çizgisinin dışına kendi adamları çıkartmışsa o zaman korner olur. Bu sefer rakip kale gelir kornerini atar falan. Kornerin ayrı manası var, out'un ayrı manası var. Ben biliyorum İngilizce sen iyi bilirsin. Out ne demek? Dışarıda veya dışarıda. Ama her dışarıya çıkan top out olmuyor işte. Evet. Kimisi korner oluyor, kimisi touch oluyor. Yani ayrı ayrı anlam yüklenmiş. Ama sözlük manası out'un nedir? Dışarıda demektir. Evet. Her dışarıda olan topa aslında out denmesi lazım. Yok değil. Ne yapılmış? Özel bir mana yüklenmiş. İlla rakip kalenin oyuncusu topu kale çizgisinin dışarısına çıkartması lazım. O zaman out oluyor. Özel bir mana yüklenmiş. Eğer siz bu manaları bilmeseniz sıradan bir futbolu bir de seyretseniz hiçbir şey anlamazsınız. Hiçbir şey anlamazsınız. Evet. Futbol ya bu. Futboldan bir şey anlamazsınız. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim gibi çok derin bir eser. Yani Allah kelamı. Değil mi? Kelamullah unvanına sahip. Bir eseri siz sıradan kelimelerle anlamaya çalışacaksınız. Bu mümkün mü?
ki onu hakiki manada tefsir eden bir tefsirde de siz bu terimleri bilmeden, Kur'ani terimleri bilmeden, özel mana yüklenmiş bu kelimeleri bilmeden ha ne yapacaksınız? Anlamaya çalışacaksınız. Bu biraz kolaycılığa gider yani. Bir futbolu bile anlayamıyorsan elbette ki böyle bir tefsiri anlayamazsın yani. Evet, şimdi sorabilirsin. Evet. Kastamonu layıkası mıydı? Evet, Üstad Hazretleri'nin bir ifadesi var aslında. Risale'nin müteferrik yerlerinde parça parça belli bahisler toplansa, ayrı ayrı bürhanlar cem edilse, hani çok daha iyi olacağından bahsediyor Üstad Hazretleri. Yani aslında kavram çalışması sanki buradaki tavsiyelerin bir sonucu gibi hissediyorum. Ben bilmiyorum doğru mu? Tekmil, izah, haşiye şeklinde. Hani bundan sonraki çalışmalar bu şekilde olursa asıl hani sizin de söylediğiniz gibi anlatmak istediği gibi Üstad Hazretleri'nin anlatmak istediği, Kur'an'dan aldığı o feyzi aktarmak istediği gibi bir manaya okuyuculara ulaşabilecek. Yani aslında kavram çalışması hani oturup bir gün karar verdik bu çalışmayı yapalım değil de Üstad Hazretleri'nin bizzat değil mi tavsiye ettiği bu eser bu şekilde okunursa asıl istifadeli olur dediği bir eser değil mi? Bu ifade Üstad Hazretleri'nin kendi ifadeleri arasında yer alıyor. Yani bu çalışma, kavram çalışması, kavram atölyesi Üstad Hazretleri'nin bir anahtar olarak verdiği bir çalışma. Değil mi? Bu zannediyorum böyle bir ihtiyaçtan, böyle bir tavsiyeden aslında tabii yani şimdi terim denildiği zaman mesela mantık ilminde az önce söyledik ya cüz'i kelimesi fert manasına geliyor. İşte cüz'i olaylar denildiği zaman, cüz'i hadisat denildiği zaman ha nedir? Bireysel olaylar bizim hani anlayabileceğimiz dile şey çevirdiğimizde olay olarak anlattık. Şimdi böyle sadece o ilim dallarında böyle kullanılıyor. İşte o halde ben bu manayı böyle yükleyeyim de dememek lazım. Çünkü her eserin özellikle Risale-i Nur gibi bir tefsirin bazı kelimelere özel yüklediği manalar var. Çeşitli ilim dallarından da istifade edilerek özel anlamlar yüklenmiş. O kelimelere. Çok çok özel anlamlar yüklenmiş. Mesela neyse meselasına girmeyeyim. Özel anlamla yüklenen bu özel anlamlar elbette ki Risale-i Nur içerisinde o Kur'an-ı Kerim tabirlerini bize açıklamak içindir. Mesela bir rububiyet. Değil mi? Evet. Nedir rububiyet? Bir bakıyorsun bir ayet-i kerime veriyor size. O ayet-i kerime diyor ki rububiyetten bahsediyor diyor. Ya ayet-i kerimenin içinde rububiyet kelimesi geçmiyor. O nasıl rububiyetten bahsediyor? Rububiyet ne demek? Mesela yani. Ha o zaman ne oluyor? Ona özel bir mana yüklenmiş. O halde sizin orada da söyle, üstadın orada evet. işaret ettiği şey. Evet. Müteferrik yerlerde hani Risale-i Nur'un aslında o kelimelerin manaları yazılmış. İzahları yapılmış. Bize düşen nedir orada? Ama sadece tarife yönelik. Yoksa Risale-i Nur'un her tarafında rububiyet var. Her tarafında uluhiyetten bahsediliyor. Bütün onları değil. Ki burada bazı arkadaşlarımız da var. O terim çalışmasının içinde bulunan arkadaşlar. Sadece rububiyet kavramını ya da rububiyet terimini bize izah eden o cümlelerin toplamamız gerekiyor. Ve onlardan bir tarif çıkartmamız gerekiyor. Yoksa rububiyet kavramını mesela ben burada kendime göre böyle bir terim manası deyip girmemek lazım. Risale-i Nur'da bu hangi anlamda kullanılmışsa üstad onu zaten çeşitli yerlerde anlatmış. Onları derleyip topladığınız zaman rububiyetin size tarifi çıkıyor ortaya. Bunu yapabilmek lazım. Tabi bu da herkes yapamayacağı için, beceremeyeceği için bir uzman kadro ya da bu işi bilenler bir araya gelecek, toplanacak. Elbette ki böyle bir terim çalışması denilen çalışmayı yapacak. O mevzuları oradan toplayacak. Ha bu kelimeyle yani bu terime nasıl bir mana yüklenmiştir diye onu bulacak. Ondan sonra da onu okuyacak. Ha o terim geldiği zaman o manayı vererek okuyacak. O zaman anlaşılır. O zaman Risale-i Nur'un bize anlatmak istediği tarzda Risale-i Nur'u anlamış oluruz. Yoksa biz kendi kafamızda bir mana yükleriz. Doğru mudur, yanlış mıdır? Onu da Allah bilir yani. O zaman şu cümlenin altını çizebiliriz. Yani Risale-i Nur, Üstad Hazretleri'nin o Kur'an'dan aldığı feyizle nasıl anlatmak istiyorsa o şekilde anlamak için kavramlar çalışması, yani kavram çalışması böyle bir ihtivayı, böyle bir şey ihtiva ediyor. Böyle bir amacı var yani. Amacı var. Evet. Ve bizim zaten bu programın amacı da burada ortaya çıkmış oluyor. Evet. Yani biz hazır bazı kelimeler Risale-i Nur'da hangi anlamlara kullanılmış ve bu anlamlar Kur'an-ı Kerim ile kıyas ettiğimiz zaman daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'e vurduğumuz zaman olayı hangi anlamda kullanılmış bunları ortaya çıkartmaktır. Ta ki
o İslamiyet'in temel kültürünü bize izah eden o kavramları doğru bir şekilde öğrenelim. Yani Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman ona doğru mana verelim. Evet. Aslında kavram, terim, mefhum bunların tek tek manalarını sizden isteyeceğim ama. İste. Önce şunu soracağım. Yani şimdi bunlar çok böyle teknik ifadelere benziyor. Biraz gözümüz korkuyor. Hani herkes bu çalışmaları yapabilir mi? Yani ben bir başlasam rububiyeti bütün külliyatta, bütün risalelerde tek tek tarayabilir miyim? Yani hiç eğitim tabii, almadan hiç, veya tabii, yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Fakat az önce dediğim gibi Risale-i Nur külliyatının her tarafında rububiyetten bahsediyor. Sen hangi kelimeyi alacaksın, hangi cümleyi alacaksın bilemezsin. O halde biraz tarife yönelik cümleleri eğer seçip alırsanız rububiyetle ilgili bir terim tarifi bulabilirsiniz. Bunu herkes yapar. Evet. Yani illa, bu uzman işi değildir diyorsunuz yani. Şöyle söyleyeyim yani. Hani uzman şurada işe yarar. Yaptığın yani. Şeyi bilen insanlara gösterirsin, ben böyle bir mana çıkarttım doğru mu diye. O bilenler de doğru ya da yanlış diye derlerse şöyle yap derler. Bir iki yönlendirme olabilir. Evet. Ondan sonra da bütün kelimelere siz gidersiniz. Yani aslında zaten kavram atölyesi programında da biz böyle bir yani sizin vasıtanızla böyle bir şeyde vesile olmuş olacağız. Tabii. Yani kavram çalışması nasıl yapılır? Bir kelimenin Risale-i Nur külliyat içerisinde. Örneklerini göreceğiz. Evet. Bol bol göreceğiz inşallah. Nasıl? Onları inşallah böylece bu yani program vesilesiyle öğreneceğiz. Bir terim nasıl, terim tarifi nasıl oluşuyor? Bunu nasıl ortaya koyabiliriz? Nasıl ulaşabiliriz? Evet. Bunları öğreneceğiz. Bir taraftan balık yiyeceğiz ama bir taraftan balık tutmasını da öğreneceğiz inşallah. Evet. O zaman gelelim, kavram nedir? Terim nedir? Tamam. Mefhum nedir? Istilah nedir? Bunlar birbirine yakın, bizim için karmakarışık görünen kelimeler dizisi. Evet. Bunların manaları nelerdir? Şimdi mesela bazı ilmi araştırmalarda özellikle makalelerde falan görürüz. Bir kelime verir, bunun işte lügat manası şudur der. O lügat manası şudur dediği eski eğer ifadeyle kullanmışsa lügat manası der. Yeni ifadeyle kullandığı zaman da sözlük anlamı der. Lügat manası, sözlük anlamı aynı şeydir. Evet. Birisinde lügat deniliyor, bir tanesinde aynı şeye sözlük deniliyor. Tamam? Hı hı. Lügat manası, sözlük manası aynı şeydir. O da sözlükteki geçen manasıdır. Aç mesela herhangi, TDK'de mesela, yani Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünü aç. Ha, o sözlük manasıdır. Yani lügat manasıdır. Evet. Veya hiç Şemsettin Sami'nin neyi vardı? Yeni lügatı vardı değil mi? Şemsettin Sami'nin Kamusu Türki. Evet bak, güzel şeyler geliyor. Evet. Kamusu Türki'sini aç, orada da Osmanlıcasını anlayabilirsin. Ama bunların ikisi lügat manasıdır ya da sözlük manasıdır. Şimdi terim manasına geldiğimiz zaman, az önce hani söylediğimiz futboldaki o out kelimesine yüklenen özel mana gibi, sözlük manasının dışında herhangi bir ilim dalında veya herhangi bir meslekte, futbolda bir meslek olarak kabul edersek mesela futbol gibi ya da herhangi bir zanaatta bazı şeylere ne yaparlar? Özel kelimelere manalar yüklerler. Özel manalar yüklerler. Özel mana ile onları kullanırlar. İşte ağut kelimesinde olduğu gibi. Ya da bir demirci karga burunu getir dediği zaman, karga burun ne demek? Sözlük manasıyla karganın burnu demek. Ama o neyi kastediyor? Yani şöyle eğri bir penseyi kastediyor da kerpeteni kastediyor. Karga burun orada özel bir manası var. Şimdi herhangi bir meslekte, ilim dalında ya da herhangi bir zanaatta bir kelimeye sözlük manasının dışında özel bir mana yüklenmişse ona biz terim diyoruz artık. O terimdir. Çünkü sözlük veya az önce söylediğimiz gibi lügat ya da sözlük manasının dışında özel bir mana yüklenmiş. Mantık ilminde cüz'i kelimesi az önce söylediğimiz gibi fert manasına geliyordu. Kelam ilminde başka bir manaya gelebilir. Hani atıyorum yani. Evet. Veya işte vacip kelimesi. Vacip ne demektir? Yani zorunlu. Vacip kelimesi zorunlu demek, evet, değil mi? Hı hı. Fıkıh ilminde vacip nedir? Uzun uzun bir açıklaması var. Uzun uzun açıklaması var yani. Cenab-ı Hakk'ın emretti. Yani aslında teknik açıklaması itibariyle nas sabit, delaleti zanni olursa ona vacip denir gibi bir tabiri var. Neyse. Yani yaptığın zaman, bizim anlayacağımız şeyde, yaptığın zaman borçtan kurtuluyor. Yapmadığın zaman sorumlu olduğun farz hükmünde değil de farzdan sonra gelen ikinci derecedeki hükümdür. Vacip.
Ama bu vacip kelimesi Allah Celle Celaluhu hakkında kullanıldığı zaman, kelam ilmine geçtiğin zaman yani, fıkıhtan kelam ilmine geçtin. Başka bir zorunlu varlık demektir. Evet. Varlığı başkasına bağlı olmayan, var etme, yok etme gibi kendisinde hususi özellik bulunan, efendime söyleyeyim, bütün varlık tabakalarının en razisi, en üstünü olan varlık demektir. Zorunlu varlık demektir. Evet. O da Allah'tır Celle Celaluhu. Evet. Ha ne oldu? Bütün fıkıh ilmilerde vacip kelimesi aynı kelime. Fıkıh ilminde afayık farklı bir mana yüklenmiş. Kelam ilminde farklı bir mana yüklenmiş. Şimdi işte bunlara özel mana yüklendiği zaman bunlar terim oluyor. Terimin Arapçası ya da eski dilde kullanımı ıstılahtır. Evet. Evet. Bir de kavram var. Mesela terimle kavramı çok karıştırırlar. Kavram aslında mefhum demektir. Şey, eski dilde. Mefhum ya da Arapçasında mefhum demektir. Yani özel bir manayı ifade eden bir kelime ya da kelime grubuna deniliyor. Özel bir mana, bir mefhum. Yani mefhum ya da mantuk. Yani bir cümleden kastedilen asıl mana nedir? Odur yani mefhum. Bir cümleden. Bir cümleden ya da bir kelimeden kastedilen asıl mana nedir yani? O manayı gösteriyorsa o mefhumdur. Ya da kavramdır. Evet. Yani kavram ile mefhum aynı manaya geliyor. Bizim Türkçe'de kavram olarak geçiyor, Arapça'da mefhum olarak geçiyor. Evet. Demek bunlar ayrı ayrı şeylermiş. Evet. Evet. Biz daha çok terimler üzerinde duruyoruz. Evet. Istılahlar üzerinde. Istılahlar. Yani, zaman zaman da kavramlara giriyoruz. Aslında belki bir terimi veya bir kavramı çalışırken diğerlerine de girmiş olacağız. Girmiş olacağız. Manasını vereceğiz diğerlerini de yapacağız. Tabii aslında çok anlatılacak belki başlıklar vardır muhakkak kavram, terimle ilgili. Belki çok da örnek verilecek ama bugün sadece bir girizgah yapmış olduk. Yani genel olarak niçin kavram çalışmasına ihtiyaç var? Risale-i Nur Külliyatı'nın dili nasıl bir dil? Kur'an'la nasıl bir bağlantısı var? Bunları anlamaya çalıştık. Tabii tek olarak yani mesela rububiyet, uluhiyet gibi sizin de bahsettiğiniz o kavramları bir tek programda uzun uzun inşallah çalışacağız. Bugünlük sadece bir genel... Her bir program bir kelime olacak. Bir daha evet. Doğrusu kavram demeyelim, terim olacak. Terim olacak değil mi? İnşallah. Evet. Evet sevgili seyirciler, bugün dediğimiz gibi genel bir giriş yapmış olduk kavram çalışmasına. Kavram nedir ona? İnşallah bir başka programda her bir kavramı bir bütün olarak Risale-i Nur Külliyatı içerisinde geçtiği şekliyle yaptığımız taramaların sonucunda anlamaya hep birlikte o metodu öğrenmeye çalışacağız. Bugünlük bizden bu kadar diyoruz. Bir başka programda, bir başka kavram atölyesi programında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.